Elon Musk'ın küresel internet projesi Starlink nedir? Starlink, Amerikan uydu şirketi SpaceX tarafından uydu internet erişimi sağlamak için tasarlanıp üretilen uydu takım yıldızına verilen isimdir. Bu takım yıldızının seri üretilen binlerce küçük uydudan oluşacağını söyleyebiliriz. Dünyamızın alçak yörüngesine yerleştirilen bu uydular, her gün sayılarına yenileri eklenen yer istasyonlarıyla uyumlu şekilde çalışmaktadır. Firma bazı uydularını keşif ve bilim amaçlı kullanımların yanı sıra askeri amaçlara hizmet etmesi açısından ordulara satmayı da planlamaktadır. Optimum kullanım mantığına dayanan proje, dünyanın her alanında kullanıma sunulacaktır. Amazon ormanlarında bile çekecek olan bu internet projesi sayesinde bataryası dolu olan bir telefonla her alanda internete erişim sağlanacaktır. 100 kez yeniden kullanılabilecek olan Falcon 9 roketlerinin üzerinde yaklaşık 60 uydu taşınabilmektedir. Roketleri ucuzlatacak olan bu projeyle doğrudan gelir akışı da sağlanacaktır. Dünyanın en kötü internet hızına sahip olan yerlerine interneti en hızlı şekilde götürmeyi hedefleyen proje içerisinde fiber hızdan bahsetmek mümkün olacaktır. Bu sayede yüksek bir verim ve ihtiyacın karşılanması durumundan bahsedilebilecektir. Starlink uydu interneti olduğundan kapsama alanı saniyesinde değişebilir. Yörüngedeki uydularla dünyanın bazı bölgeleri, internet takım yıldızının ne zaman geçtiğine bağlı olarak daha iyi kapsama alanına sahip olacak. Uyduların yörüngede nerede döndüğünü görmek isteyenler için kapsama haritası bulunuyor. Musk katıldığı bir etkinlikte, 5G yoğunluğun olduğu durumlar için harika fakat kırsal için çok da iyi değil. Starlink, telekomünikasyon şirketlerinin ulaşmakta zorlandığı kesimin %3'ü ile 4'üne ulaşacak. Bu durum geleneksel telekomünikasyon şirketlerinin üzerinden ciddi bir yük alacak demişti. 2019 yılında 60 uydunun Falcon 9 roketiyle fırlatılması sonrasında hiç kimsenin beklemediği bir olay oldu. Uydular herkesin tahmin ettiğinden de parlaktı ve güneş ışınlarını yapıları gereği çok fazla yansıtıyordu. Nitekim bu durum araştırmacılar ve Uluslararası Astronomi Birliği tarafından da yapılan bir açıklamayla gündeme geldi. Mevcut ve ileride yapılması planlanan projeler için özellikle yüksek hassasiyete sahip teleskoplardan elde edilen fotoğrafları ve gözlemlerin yansımalar sebebiyle sağlıklı şekilde yapılamaması söz konusuydu. Beta testlerinde 200 ila 210 megabit indirme ve 20 megabit yükleme hızlarına ulaşılmıştır. Çok da etkileyici görünmeyen bu hız limitleri bölgeye göre değişkenlik gösteriyor. İlerleyen zamanlarda daha fazla uydunun fırlatılmasıyla kapasitenin nispeten biraz daha artmasını bekleyebiliriz. Ayrıca veri akışının sinyaller üzerinden sağlandığını düşünürsek, kötü havaların uydu internetinizin hızını olumsuz anlamda etkileyeceğini de belirtmeden geçmeyelim. Elbette böylesine bir proje komplo severlerinde gözdesi oldu. Sosyal medyada Elon Musk'ın internet projesi Starlink'in COVID-19'u bulaştırdığı iddiası tartışıldı. Bu iddianın dayanağı olarak Çin'in de geliştirdiği 5G teknolojisinin koronavirüsü yaydığına yönelik bir başka iddia gösteriliyor. Her ne kadar bu iddialar yalanlansa da özellikle Facebook ve Twitter gibi sosyal medya platformlarında asıl Starlink'in COVID-19'u yaydığı öne sürüldü. Bazı sosyal medya kullanıcıları 5G'yi boş verin, Starlink'e ait uydular yörüngede ve bize koronavirüs yayıyorlar iddiasını ortaya attı. Yine bazı sosyal medya kullanıcıları Elon Musk'ın bu projesinin koronavirüs sebebiyle hız kazandığını ve Elon Musk'ın koronavirüsü kasten yayarak hava trafiğini bitirdiğini ve uyduları fırlatmak için kendisine fırsat yarattığını iddia etti. Gezegenimizin etrafını tamamen sararak 7/24 yörüngede dönecek olan 12.000 uydunun parlaması da astronomların en büyük kabusu. Yapay uydulardan yansıyarak yeryüzüne ulaşan güneş ışınları gözlem aletleri tarafından algılanabiliyor ve bu durum verilerde hatalara neden olabiliyor. Bu parlak uyduların uzayı takip eden astronomi istasyonlarındaki gözlemleri etkilemesinden korkuluyor. Elon Musk bu soruna karşı önlem alacaklarını duyurdu. SpaceX, yeryüzünden yapılan astronomik gözlemleri olumsuz etkilememesi için gelecekte uzay uydularını güneş ışınlarını dünyaya daha az yansıtacak şekilde tasarlamayı planlıyor. Yeni uydular ışığı yansıtmayacak ve güneşten gelen ışığı emecek, uzaydaki sert koşullara da dayanacak siyah, mat bir köpükle kaplanacak.
Starlink uydularının fırlatılması sırasında açığa çıkan parçacıkların ve görev süresi dolan uyduların yörüngedeki uzay atıklarının sayısını artırabileceği düşünülüyor. Starlink uyduları alçak dünya yörüngesinde konuşlandığı için atmosfere girip yok olması mümkün. Nitekim görev süresi dolan uydular yörüngeden çıkarak birkaç ay içinde atmosfere girip yanarak yok olmasını sağlayacak bir itki sistemine sahip. Sistem çalışmasa dahi uydular 1 ila 5 yıl içinde kendiliğinden atmosfere girerek yanıp yok olabiliyor. Daha yüksek irtifalarda görev yapan uyduların atmosfere girmeleri yüzlerce hatta binlerce yıl alabiliyor. Starlink uydu takım yıldızının tasarlanması, inşa edilmesi ve konuşlandırılması için 10 yıllık sürenin gerektiği belirtilmişti. Mayıs 2018'deki hesaplama öngörülerine göre dev projenin toplam maliyetinin SpaceX'e 10 milyar ABD dolarına mal olacağı tahmin ediliyor. SpaceX'in yanı sıra Amazon ve OneWeb gibi şirketler de alçak dünya yörüngesinde internet uydu ağları kurmak üzere çalışmalar yürütüyor. Musk'ın şirketi hali hazırda yörüngedeki her 4 uydudan birinin kontrolüne sahip. Uzun yıllar çokça habere konu olacağı benzeyen projenin 2027 yılında tamamlanması hedefleniyor. Videomuzu beğenmeyi ve benzer videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.